Balığıma hangi yemi atmalıyım? Balığımı ne sıklıklarla beslemeliyim? Balığıma ne kadar yem atmalıyım gibi sorularınızın cevabı bu videoda. Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosuyla beraberiz inşallah. Bu YouTube videomuzda size balıklarımı nasıl beslemeliyim ve ne aralıklarla yem vermeliyim, ne kadar yem vermeliyim bunun gibi sorularınızın cevabına bu videoda cevap bulacaksınız inşallah. Şimdi videomuza geçelim. Balıklarımı nasıl beslemeliyim? Önce bunu cevaplayalım. Şimdi balıkları gelisi güzel besleyemiyoruz. Her balığa aynı yemi veremiyoruz. Her balığı keyfimize göre besleyemiyoruz. Her balığın kendi keyfi var. Balıkların da keyfi var. Evet, yanlış duymadınız. Balıkların da bir zevki var, yem zevki var. Her şey yemez yani. Şimdi balıkların yem zevki şu şekilde oluyor. 3 gruba ayırıyoruz. Birinci grup otçul, ikinci grup etçil, üçüncü grup hepçil. Hepçil ne demek? Ne demek? Düşünelim. Ne acaba ne? Hepçil demek arkadaşlar, hem otçul hem de etçil beslenen balık. Hepçil, hep. Hepsiyle besleniyor. Hem ot hem de et yiyor. Bu balıklar böyle. Neydi grubumuz? Otçul, etçil ve hepçil. Yani 3 grupta balıkların yem semasını öğrendik. Yani balıklar 3 şekilde besleniyor türüne göre. Şimdi otçul balıklarla, otobur beslenen balıklarla etibur beslenen balıkları bir arada besleyemeyiz. Hem doğası gereği etçil balıklar otla beslenen balıklara zarar verebilir. Hem de otçul balıklara etçil yem de atacağımız için, çünkü karma bir akvaryumda besliyoruz, zaman içerisinde otçul balıkların bağırsaklarında kirli su, mikroplu su birikebilecek. Biriktiği zaman da maalesef geri dönüşü çok 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 zor olan ve balığı gerçekten yoran bir hastalık olan boğa yakalanabilecek. O yüzden balıkları otçul balıklarla, otçul balıkları etçil balıklarla, etçil balıkları hepçil balıklarla, hepçilleri hem de bazı türüne göre, balığın türüne göre otçul balıkları besleyebiliriz. Buraya kadar tamam. Şimdi birkaç tane örnek verelim size. Mesela beta balıkları. Beta balıkları doğasında, dere kenarlarında veya kendi yaşam alanlarında sivrisinek lavraları ve kurtlarla besleniyor. Kurtçuklarla besleniyor. Bu balık oldukça etçil bir balık. Japon balığı ise ataları koi balıkları, sazan balıkları yani. Bunlar laboratuvar ortamında oynana oynana şu anki balıkları almışlar ama normalde koi balıkları, sazan balıkları yani, o şekilde düşünebilirsiniz. Yani baktığımız zaman otçul balıklar. Bağırsak yapısı mesela Japon balıklarının daha uzun böyle. Yani otçul beslenenlerin vücut yapısı bile etçil beslenen balıklara göre daha farklı oluyor. O yüzden otçulları otçullarla, etçilleri etçillerle, hepçilleri de hepçil balıklarla beslemenizi ve yemlerle beslemenizi öneriyorum. Şimdi balıklarımıza ne kadar yem atmalıyız? Bunun cevabını verelim. Balıklarınıza, balığınızın 2 dakikada tüketebileceği kadar yem atmalısınız kıymetli dostlar. Yani çok fazla yem atmayın. Bir sonraki videomuzda başka konularda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.